Orta noktadan merhaba değerli izleyenler. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Artık zaman zaman hangi haftada olduğumuzu karıştırıyoruz. Hangi haftada hangi maçların olduğunu da iyi karıştırıyoruz. Ve bugün haftaya bir bakış atacağız. Koray Palaz ve Serkan Akçan'la birlikte hoş geldiniz. Merhabalar, Çok hoş, hoş bulduk. Dilerseniz hatırlatmak için haftanın programına bir göz atalım. Bugün Çaykur Rizespor'la Erzurumspor karşı karşıya geldi. Erzurumspor deplasmandan galibiyetle ayrıldı. 2-0'lık skorla Yarın Kayseri Spor Ankara gücü maçı var. Trabzonspor Gaziantep'i konuk edecek. 16'da Karagümrük Fenerbahçe mücadelesi oynanacak. Yarın 19'da ve Pazar günü Konya Spor'la Denizli Spor 13.30'da sahaya çıkacak. 16'da 2 3 maç var düzeltiyorum. Göztepe Başakşehir, Hatay Spor, Spor, ve Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmaları oynanacak. Bildiğiniz üzere Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi 19'dan 16'ya çekildi. Pazartesi günü de Gençler Birliği Beşiktaş mücadelesi yine saat 16'da oynanacak. Antalya Spor'la Yeni Malatya Spor'da 19'da karşı karşıya gelecek. Sivas Spor haftayı bay geçen takım olacak. Halihazırda özellikle yurdun büyük bir bölümünde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bu bölgelerde Yoğun kar yağışı bekleniyor değerli izleyenler. Dolayısıyla da e, pazar günü oynanacak galatasaray Kasımpaşa maçı için e, iki kulübünde bir e, talebi vardı. Maçın saat 16'ya çekilmesi yönünde. Pazartesi günü de yine e, Ankara'da oynanacak Gençler Birliği-Beşiktaş karşılaşması için de e, bu talep olumlu sonuçlandı. Bu yüzden iki karşılaşmada 3 saat erkene çekildi. Bu iki maçı da konuşacağız ama öncelikle e, Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesiyle başlayalım. Fenerbahçe derbiden sonra da istediği sonucu alamadı. istediği oyunu ortaya koyamıyor ve yarın da çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Derbi mağlubiyeti kupadan elenme derken bütün haftayı özellikle teknik direktör Enol Bulut üzerindeki eleştirilerle geçirdik. Bunları okuduk, dinledik vesaire. Dolayısıyla da yarın Fenerbahçe'nin sahada ne yapacağı merak konusu. Nasıl bir beklentiniz var? Ee, tabii Türkiye Kupası e, hafta içerisinde e, büyük kulüpleri oldukça sarstı yani Fenerbahçe elendi, Galatasaray elendi, e, Beşiktaş dün gece 120 dakikanın sonunda penaltılarla turu geçti. E, evet yani Fenerbahçe açısından baktığında bu sezon mücadele ettiği e, iki kupada birden iddialı olmak, iki kupayı da almaya aday olmak bence önemli bir motivasyondu. Yani Türkiye Kupasında neden iş? tabii yani o son Başakşehir maçında erken görülen kırmızı kart, eksik kalış peşinden Erol Hoca'nın hamleleri. Yani ben maçı biraz da bu gözle izledim. Yani Hoca'nın esnekliğini biraz gözlemlemeye çalıştım. Yani Erol Hoca birçok hamle yaptı aslında maçın içerisinde. Yani sadece oyuncu değişimlerinden bahsetmiyorum yani formasyonu değiştirmek üçlüye dönmek oyuncuların yerlerini değiştirmek. gibi birçok şeyi zorladı. Ama bazen tutmayınca da tutmuyor. Yani ben antrenörlük e, becerisi olarak kupa maçında Erol Hoca'yı e, vasatın altında bulmadım. Önce onu söyleyeyim. E, pozitif birçok şeyi yapmaya çalıştı. Ama genel anlamda son haftalarda ki Hatay maçından itibaren hatta e, Hatay maçından değil de Rize maçından itibaren futbol olarak bir düşüş e, olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz Fenerbahçe'de üzerine Hatay maçı kötü oynanan bir maç ama 2-1 kazanılan bir maç. Altay'ın yıldızlaştığı bir maç. epeşinden derbi mağlubiyeti. Yani bunlar belirleyici şeyler. Neticede derbi mağlubiyeti dediğinizde böyle hani dilden kolay çıkıyor ama neticede yani Fenerbahçe Galatasaray'a Kadıköy'de 20 yıl kaybetmemişti. Bu bence çok önemli bir istatistik. Ha son dönemlerde bir baskıya sebep oluyor muydu? Evet bir baskıya sebep oluyordu. Yani 2016'dan sonra Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı yenemedi. Ya bu da çok ciddi bir istatistik. Yani bir, bir çıkış trendi var, e, iki takım arasında e, bir takım lehine bir çıkış trendi vardı ama o trend durdu, sonra yataya bağladı ve en sonunda geçen sene kırıldı. Yani e, zincir kırıldı. E şimdi o zincir kırıldıktan sonra bu sene... E, daha farklı bir senaryo bekliyorsun aslında Fenerbahçe adına ama o zincir kırıldıktan sonra ikinci halkanın da koptuğunu biz bu sene gördük Galatasaray derbisinde. Yani şu an Fenerbahçe taraftarını aslında endişelendiren de bu. Yani oyun olarak Rize maçından bu tarafa e, durağına döndük oradan da her gün geriye doğru gidiyoruz meselesi. Yani üzerine biraz da Başakşehir mağlubiyeti yani kupa elenişini böyle okudum ben. Evet yani şu an Emre Belezoğlu'nun e, açıklamalarını da çok dikkatle dinledim ve izledim. Ya o da evet diyor yani biz de oyundan memnun değiliz demeye getiriyor. Erol Hoca da diyor bunun farkında. E yani şimdi çözüm ne o zaman? Herkes çözümü merak ediyor. Yani tüm Fenerbahçe camiası çözümü merak ediyor. E şimdi antrenör değişimi çare mi değil. Yani hala 48 puan zirvede mi zirvede kafa kafaya gidiyor. Yani şu an burada antrenörü değiştirsen yani çok sağlıklı bir şey yapmış da olmazsın. Dolayısıyla yani şu an Emre Belezoğlu'nun açıklamaları üzerine işte daha doğrusu Başakşehir elenişi üzerine Emre Belözoğlu'nun açıklamaları falan derken biraz kafalar karışmış durumda Fenerbahçe'de. Ama futbol olarak bir negatiflikten söz edilebilir mi? Evet yani Rize maçı da dahil olmak üzere Hatay, Galatasaray üzerine bir de Başakşehir maçı derken evet bir negatiflikten söz edilebilir. Açıklamalardan bahsettiniz. biraz oradan o zaman ben bir yol açayım. Bir hatırlatalım izleyenlerimize. Emre Belezoğlu dün e... Samandıra Can Bartu tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi ve ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi. Oradan yansıyanlar var. Erol Hoca'nın durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. Biraz güven veren açıklamaydı. Bu ekrana bir getirelim. Emre Belezoğlu'nun açıklamalarını Fenerbahçe sportif direktörü bakalım neler söylemiş. biz gerektiğinde kendi içimizde gereken değerlendirmeleri yapıyoruz ancak kritik süreçlerde hakkaniyetli bir şekilde Sabırlıca hareket etmeliyiz. Fenerbahçe önde oynar, önde basar. Mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız ve tamamen bu yönde bir sistem için çalışıyor. Hocamız bunun çaresini biliyor. Biz de hocamıza inanıyoruz. Bu haftalar itibaren oyunsal anlamda camianın beklentisini karşılayacak şekilde ilerleyeceğine inanıyor ve takımımıza güveniyoruz." dedi Emre Belezoğlu. Yani birinin nil ee, ...çıkıp bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Ee, Erol Bulut üzerindeki... ...Kara Bulutları ya da eleştiri oklarını... ...birinin göğüslemesi gerekiyordu. Emre olur. sportif direktör olarak... ...bu görevi... E, ...sürdürüyor ve burada da... ...duruma böyle el koymuş durumda. Ve şimdi söz... ...Erol Bulut ve oyuncularında Hı. hocam. Nasıl etkilenir takımından? bundan? Ya her şeyden önemlisi Hı. şu... Ee, ...Fenerbahçe'nin... ...puan durumundaki yeri... Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe aynı puanda. Ama sıkıntı nerede biliyor musun? Beşiktaş'ın almış olduğu 48 puan, Galatasaray'ın almış olduğu 48 puan ve Fenerbahçe'nin 48 puanı birbirine eşit değil. Hangi anlamda diyeceksin? Üçlenemel. Matematiksel olarak hayır yok. Matematiksel olarak eşit. Ama oyunun karşılığı eşit değil. Problem burada. Yani Beşiktaş'ın oyunu Beşiktaş taraftarını tatmin ediyor. Galatasaray'ın oyunu Galatasaray taraftarını tatmin ediyor. Fenerbahçe'nin oyunu Fenerbahçe taraftarını tatmin etmiyor. Çünkü Fenerbahçe kulüp yapısı olarak bunun örneğini biz İspanya'da görürüz. Real Madrid'de kötü oynatırsa hoca, buna Jose Mourinho'da dair olmak üzere hep gönderilmiştir. Çünkü Real Madrid taraftarı, Real Madrid yönetimi memnun değilse hocayı gönderirler. Şampiyon olduğu sezonlara bakın. 10 puan, 15 puan farklı şampiyon olduğu sezonların sonunda da hocalar gönderildi Real Madrid'de. Şimdi niye bir değil biliyor musun? Bu kötü oyunun bak ne diyor Emre Belezoğlu açıklamalarında? Hoca diyor bunun farkında bir sistem üzerine ya 24. haftadayız bir sistem üzerine çalışıyormuş Erol Hoca. Ya pardon ya 24. haftadayız. Yani bunun sistemi bu şekilde olmaz. Zaten adını bunu anlatmaya çalışıyoruz. Haftalardır diyoruz ki Fenerbahçe'nin oyununun bir karşılığı yok. Bir iki müsabakada aldatıcı oyun. Hatta burada dedik ki iyi hatırlayın. Bu oyunun %50'sini oynasın, Fenerbahçe zaten şampiyon olur dedik. Sivas maçı dahil. O kadar çok kötü müsabakası var ki böyle üst üste. Ee, ve... en son derbide... yani yine... şuursuzca bir oyun. Yine Başakşehir müsabakası. Evet biraz kıpırdama var var gibi... ama yine yetmiyor. Çünkü oyunun bir anlamı yok. Oyun bir anlam ifade etmiyor. Şimdi Beşiktaş deyince aklına ne geliyor hemen? Önde baskı diyorsun işte alan bırakmıyorlar alan bırakmadıkları için rakip çıkamıyor topu kaptırıyorlar dönen toplarda Beşiktaş uzaktan şut atıyor kenara iniyor Galatasaray'a geliyorsun diyorsun ki işte kilit isimler devreye giriyor Taylan işte dik duruyor ya Fenerbahçe'de bu tarifi yapabilecek oyuncu sayısı az Gustavo vardı değerli oyuncu sınıfında e o da yok e şimdi İrfan Can Gustavo Pelkas dönerse bir takım şeyler değişebilir Erol Hoca'yı şu anda kurtaracak olan bu üç oyuncunun geri dönmesi Yoksa Fenerbahçe bu şekilde devam ederse... 3-4 müsabaka sonra... Geçenlerde burada yayında da söylemiştim. 29. hafta galiba Konya müsabakasını göremeyebilir yani Erol Hoca. Çünkü oyun bir şey ifade etmiyor kimseye. Yani kendisine de bir şey ifade etmiyor. Bak yönetime de etmiyormuş. Bak Emre Belezoğlu'na da etmiyormuş. Ki bir şeyler arayış içerisindeler. Problemin nedeni bu. Sebebi bu. Oyun bir şey ifade etmiyor. Bir anlamı yok Fenerbahçe oyunun şu anda. Aslında Fenerbahçe'nin bence... Fenerbahçe 11'inin bir tane Emre Belezoğlu'na ihtiyacı var. Yani Emre Belezoğlu'nu hatırlayın, Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olduğunda Başakşehir bir oyun devrimine kalkıştı. Yani Abdullah Hoca Emre ile beraber savunan ve sürekli kontratak üzerinde kurulu oyunundan vazgeçti. Topa sahip olunan bir oyuna döndü. Ve ligin en çok topa sahip olan takımlarından hep ilk üçün içerisinde yer almaya başladı Başakşehir sonraki süreçte. Dolayısıyla şu an Erol Bulut'un Fenerbahçe'de oynatmaya çalıştığı oyun, sezonun genelinden bahsediyorum. Aslında biraz da e, Abdullah Hoca'nın, daha doğrusu e, yani Başakşehir'den önceki futbol mantalitesine daha yakın. Yani topa sahip olmayı çok kafaya takmıyor. Direkt forvetlerin koşu kaliteleri üzerinden oyun çözmeye çalışıyor ve tamamen bireysel yeteneklerle oyun çözmeye çalışıyor. Ama Emre Belözoğlu'nun e, açıklamaları bize şunu anlatıyor, yani... Tabii ki orada hocaya destek mesajları önemli ama ben onu öyle okumuyorum mesela. Özellikle Emre Brezoğlu'nun söylediği hocamız da bunun farkında ve gereğini yapacaktır cümlesi aslında bir nevi de... Yani bizim de yönetim olarak bir oyun beklentimiz var ve Erol Hoca'nın bunu karşılamasını bekliyoruz demektir bu. Yani ben bu açıklamaları böyle okuyorum. Yani bu açıklamayı şöyle de okuyamaz mıyız ya Erol Hoca'nın her şeye rağmen arkasında olduğunu ifade etti. Böyle okuyanlar da olabilir ama e ben olabilir. böyle okumuyorum bu açıklamaları. Hocanın da fikrini bildiğine göre bu soruda sorulmuş demek ki Erol Hoca'ya. Değil mi? Oyun anlamında Çok bir net diyalog hocanın. geçmiş aralarında ki hocamız da bunun farkında diyor Emre Belezoğlu. Yani Erol Hoca'nın basın toplantılarına sen de dikkat ediyorsunuz. Maçtan sonra basın toplantılarında ilk soru geldiğinde işte hocam iyi futbol yok ama 3 puan var gibi şeyler sorulduğunda veya işte taktiksel olarak neleri yanlış yaptınız puan kaybında dediğinde ...hocanın hep tavırları aynı. Yani ben de bilmiyorum diye... Yani ...ben birçok şeyi hatırlıyorum mesela böyle... ...yani vermiş olduğu röportajı... E, ...basın toplantısında. Ben de bilmiyorum... ...ben de bunu merak ediyorum... ...ben de araştırıyorum gibi cümleler... E ...işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray... ...Trabzon gibi takımlarda... ...teknik direktörlük koltuğunda oturan... ...birisi için e, çok açıklayıcı olmuyor. Yani camia tatmin olmuyor bundan. Yani Erol Hoca'nın... ...şu anki performansının... Fenerbahçe yönetimini veya işte Emre Belözoğlu'nu eğer bir tüzel kişilik olarak Fenerbahçe yönetiminin yerine koyarsak yani ki koymak da lazım zaten e, oyunun Fenerbahçe yönetimini de tatmin etmediği gün gibi ortada yani. Emre, Emre Belözoğlu'nun yapmış olduğu açıklamaları ben e, hocaya bir destek açıklamasından ziyade e, bir oyun beklentisi bir talebin e, iletilmesi olarak görüyorum. E, bir de Fenerbahçe'nin fikstürüne bir bakalım. E, hocam da bir Konya Spor karşılaşmasına kadar bir vurgu yaptı. Karagümrük de başlıyor Fenerbahçe'nin fikstürü. Ali Hazır'da Türkiye Kupası'nda yok artık Salih Lacivertler. Atatürk Olimpiyat Stadında Karagümrük maçı var yarın. Ardından Göztepe ile içeride karşılaşacak Salih Sonrasında Trabzon deplasmanına gidecek ki formda Trabzon. E, Antalya Spor da 10 maçtır kaybetmiyor bu arada. O zaman nasıl bir Antalyaspor izleyeceğiz bilmiyoruz. 28. hafta Antalya Spor maçı ve sonrasında e, sezonun ilk yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattığı bir maçta çıkmıştı Konya Spor maçında. Fenerbahçe ve Konya deplasmanına gidecek. İlan Palut da Konya Spor'un yeni teknik direktörü oldu. E, hali hazırda gerçi iki Beşiktaş maçında da hani futbol severleri üzen bir Konya Spor vardı oyunuyla ama işte o kadar çok dinamikler değişebiliyor ki Süper Lig'de. şu fikstüre baktığımızda kolay bir fikstür değil açıkçası. Yani ilk yarı mesela kolay bir fikstürken evet. ligin ikinci yarısında kolay bir fikstür olmuyor. Ya genellikle ligin girdabı şu. Fenerbahçe ve Başakşehir dışındaki takımlar için. Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya böyle gidiyor yani fikstür baktığımızda. Ee, bu takımlar biraz o girdaptık kendileri Hı -hı. arasında e, maç oynayarak geçiyorlar ama yani burada yeniden bir seri işte 9 maçta 8 galibiyetlik bir seri yakalamıştı Fenerbahçe. Yeniden Böyle bir şey ihtiyacı var mutlaka. Yani bu kadro kalitesinde Fenerbahçe'nin normal şartlar altında, şu, bu kadro kalitesiyle bu süreci çok doğru bir şekilde ve rahat bir şekilde geçmesi lazım. Bu kadro kalitesini göz önünde bulundurduğun zaman. Ama burada sorun oyunculardı değil, sorun teknik adamdı. Dolayısıyla e, oyuncular da baktığın zaman e, karşılık yani veremiyorlar yani çünkü e, oyuncuların vücut diline bak sağdan çıkarken maç bittiğinde kafaları karışık. Sonra Erol Hoca çıkıyor basın toplantısında. Erol Hoca'nın kafası herkesten daha çok karışık. Bu iş böyle olmuyor Erkut. Teknik adam maçtan sonra net ifadeler kullanır. Nedir net ifadeler? Bugün oyun planımızda bunlar bunlar vardı. Bunları yapamadık. Sebebi ABC'de. İşte buralar tatmin etmiyor kişileri. Bizleri, sizleri, ekran başında bulunanları. O yüzden yanıltıyor zaten. Yoksa bu kadro kalitesiyle, bu kadro derinliğiyle Fenerbahçe burada çok rahat geçmesi lazım. Biz bu konuşmayı şu anda yapmamamız gerekiyor. Ama bizi buraya sürükleyen Fenerbahçe'nin oyununun bir umut vaat etmediğinden dolayı bu şekilde yorumlar yapabiliyoruz burada. Peki şimdi Fenerbahçe'de hani hoca da bunu söylediği için aynı tanımlamayı yapıyorum. Topu rakibe bırakarak oynamak. E, baktığımızda şu ana kadar Fenerbahçe'nin oynadığı karşılaşmalarda çok az sayıda çok fazla topa sahip olduğu maç var. Şimdi topa topu rakibe bıraktığınızda top rakipteyken o topu tekrar kazanabilmek için bir planınız olur. Tabii. Yani Nedir o? Örnek veriyorum. Dersin ki sağ açında sağ bekine bak sol taraftaki e, adam yani rakibin sol bekiyle açığını topla buluşturma. İki risk ya ıştırma işte, yap. Evet. İşte üçüncü kişi gelsin. Buralarda baskı yapalım. Topu kazandıktan sonra işte ters top oynayacağız ya da tekrar orta sahaya döneceğiz. Orta sahadan diğer kanada atacağız. Bir çok set var değil mi hocam? Hem Bir çok şey var. Hem savunma seti var, hem hücum seti var. Benim mesela anlayamadığım noktalardan biri bu eee Fenerbahçe'nin topu geri kazanma stratejisi nedir? Siz gördünüz var mı böyle bir şey? Genellikle rakip orta yapacak ya da top kaptıracak. Fenerbahçe kazanacak ve kazandı topla bir organizasyon yapacak. Evet. İlk sorun bu. İkinci sorun da şu. Kazandı topu kullanabilme stratejisi var mı? İşte bu bahsetmiş <laughs> olduğun iki sorunun da cevabı bir tane karşılığı var şu anda. Fenerbahçe'nin mevcut oyununda. Gustavo. Gustavo varsa bu soruların cevaplarını alabiliyorsun. Çünkü Gustavo sadece oynatmıyor. <laughs> Gustavo oynatıyor. Dolayısıyla hem o sıkıştırmaları yapıyordu. Yani ne kadar yorulduğunu iyi hatırlayın Gustavo'nun. Ee, ve sakatlanmasına da sebep olan şeylerdir bunlar. Ekstra efor futbolcuyu sakatladır. Nitekim 34 bunu, yaşında bir de yani. Bir de yani çok e, ve ciddi çok önemli bir oyuncu. Gerçekten sezon başından beri <laughs> ne kadar önemli olduğunu ki geçen sene de e, adam stoper oynadı ya. Yani geçen sene ihtiyaçtan dolayı stoper oynuyordu. Bu sezonda yine ihtiyaçtan dolayı stoper oynadı. Yani dolayısıyla baktığın zaman her şeye karşılık verebilecek bir oyuncu. O yüzden Fenerbahçe'yi, Gustavo'lu Fenerbahçe, Gustavo'suz Fenerbahçe diye ayırtmak lazım. Şimdi İrfan da geldiği zaman oyunun şekli şemali değişebilir. Çünkü Gustavo'nun daha genç versiyonu diyelim, hani daha şey yapabilecek, daha oraya dinamizm katabilecek bir oyuncu olduğu için İrfan da önemli katkılar yapabilir. Ama bu süreci nasıl geçecekler önemli olan bu. Yani yoksa yani şu oyuncu kadrosuyla kötü futbol oynamanın bir açıklaması yok Erkut. Yani bunu Erol Hoca sabaha kadar anlatacak, çizecek, yazacak, bize anlatacak, sana anlatacak, Fenerbahçe taraftarına anlatacak. Bize derken işte futbol kamuoyunu anlatacak. Dolayısıyla bunları anlatabildiği zaman kayda değer hale geliyor bu işler. Şu anda senin sormuş olduğun sorunun bir tane cevap var. Gustavo. Ben bütün Fenerbahçe Ama oyun Gustavo varken de kötü oynadığı maçlar oldu hocam. Fenerbahçe. Gustavo yokken daha kötü oynuyor. yani Gustavo orada ediyoruz. hani oradaki e, panzehir Gustavo. Yani Fenerbahçe Panzeri şu anda Gustavo. Gustavo oynarsa birçok şey daha rahat gözükebiliyor. En azından bir şeyleri yapmak isteyen bir oyuncu var. Ve oyuncu liderlik vasıfları olduğu için de bunu da sağa yansıtıyor. Bak tekrar ediyorum. Oynamıyor sadece. Oynatıyor bu oyuncu. Bu yüzden değerli bir oyuncu. Ya şimdi bir tarafından bakınca Fenerbahçe 48 puanda. Yani e, herkes 48'de buluşmuş vaziyette. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Yani ortada böyle puan anlamında iddia anlamında belki kaybedilmiş bir şey yok. Fakat Fenerbahçe taraftarının veya futbol kamuoyunun Fenerbahçe üzerinde oyunun eleştirilmesiyle ilgili bence en temel gerekçeleri şu. Yani bir arabanız var. Aslında bir yarış arabası ama siz o yarış arabasından o performansı bir türlü alamıyorsunuz. Yani daha düşük kalibredeki motora sahip araçlar aynı eee Parkurda sizden daha iyi veya sizde aynı zamanda turu attıkları için zaten problem buradan çıkıyor. Yoksa ya yani şöyle de düşünülmesin ya işte yani biz de 48 puandayız niye eleştiriliyoruz gibi bir şeye de girilmesin tamam hani böyle bir, bir bir ama. paranoya içerisinde de olunmasın. Ama futbol olarak şu şimdi ligin en iyi sağ back, sol solbek rotasyonu kimde deseniz kesinlikle Fenerbahçe'de en yeterli daha doğrusu. Çünkü iyilik zamanla formla da ilgili Bize bir durum oluyor. Evet yani zamanla yani formla da ilgili oluyor. Ya şimdi geçen senenin en iyi çıkış yapan sol Novak aldın. Ligin genel anlamda en iyi sol beklerinden biri kim Caner onu aldın. Gökhan Gönül e milli takımın sağ beki Nazım'ı e, aldın. Daha doğrusu Zeki'nin yedeği e, Zeki Çelik olduğu sürece Zeki oynar da. Hı hı. Rotasyonlardan bahsediyorum. E, Forvet kalitesi ortada. Orta saha kalitesi ortada. Yani Üzerinde gerçi hani İrfan Can aldı henüz oynatamadı ama İrfan Can yani ligin şu an en değerli, en iyi çıkış yapan orta sahalarından bir tanesi. Mesut Özil e, henüz takıma yeni katılmış olsa da bir dünya markasından bahsediyoruz. Dolayısıyla e, Fenerbahçe'nin bugün 48 puanla olması ve e, yarıştaki 3 rakibiyle eşit şartlara sahip olması puan anlamında e, Fenerbahçe taraftarının da tatmin olmasını gerektirecek bir durum. Fakat futbol dediğinde yani oyun anlamında neleri farklı yapıyor dediğinde bence Erol Hoca'nın verebilecek çok bir cevabı yok. O yüzden yani yoksa topa sahip olmayı her teknik adam isteyebilir. Zaten dört büyük takımdan birinin başındaysan Şöyle bir stratejin olmuyor. Topu rakibe bırakıyoruz arkadaşlar. Topun karşısında pozisyon... Bunu söylemiyorlar antrenörler zaten. Yani hangi büyük takım antrenörüyle oturup konuşsak, sohbet etsek... Zaten bütün amaçları top üzerine kurulu. Topu savunmak üzerine, oyunu savunmak üzerine kurulu değil. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe taraftarının belki de bu sezon... Oyundan tatmin olmamasının sebebi Erol Hoca'nın... Özellikle sezonun ilk yarısı diye nitelendirebileceğimiz... Yani o ilk... ...hadi 17-18 haftalık bölümde diyeyim... E, ...Fenerbahçe'nin... E, ...topla yaptıklarından ziyade... ...biraz daha böyle rakibin zaafları üzerinden ilerleyen... E, ...yani hocanın Alanya Spor'da oynatmaya çalıştığı... ...Malatya Spor'da oynatmaya çalıştığı ki... ...Adem Büyü'nün Malatya maçından sonra bir açıklaması vardı... ...ben hocayla bir buçuk yıl çalıştım Malatya'da... ...ne oynatmaya çalıştığını çok iyi biliyordum... birebir aynısını oynadı tarzında bir açıklaması oldu. bence sorun buradan başlıyor. Yani Erol Hoca Malatya'da, Alanya'da oynattığını veya oynatmaya çalıştığını bugün Fenerbahçe'de uygulamaya çalışamaz. Çalışmamalı en azından. Çünkü kalibreler çok farklı, kadro kaliteleri çok farklı, hedefler çok farklı. Fenerbahçe her yıl her oynadığı kupada şampiyonluğa oynayan, kupayı kazanmaya oynayan bir takım. Dolayısıyla da taraftarın talebi çok daha fazla, oyun talebi çok daha fazla. O yüzden bugün Emre Belezoğlu çıkıp oyunla ilgili bazı taleplerde bulunuyor ve bunu kamuoyu önünde yapıyor, medya önünde yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa Fenerbahçe tabii ki 48 puanda kim ne diyebilir? Tabii. Beşiktaş 48, Galatasaray 48, e Fenerbahçe de 48 puanda. Hani ortada e, bitmiş, kaçmış bir tabii fırsat da yok yani. ama oyun olarak baktığında doyurmuyor, e, doyurmuyor. yani Fenerbahçe'nin son haftalarda hani Rize maçından itibaren Oyun olarak bir düşüşü evet. var. Hatta Sivas maçı da buna şey yapabilirsin. Deplasmanda oynanan bir birlik müsabakaları da Fenerbahçe çok kötü oynamış. Erzurum Sivas maçında maç. çok uçup kaçmadı ki. Yani. İlk yarı baktığınızda <laughs> e, Mert Hakan atmış değil mi? Gol ya olmasa. Kadro kalitesi var. Orada kadro kalitesi devreye girebiliyor. İşin tuhaf tarafı da o zaten. Yani Kadroda o kadar kaliteli <laughs> oyuncular var ki... Onları devreye sokabilecek teknik adamlık şeyin reaksiyonunu göstermen lazım. Sıkıntı burada. Yani o... Senin elinde bir iyi bir malzeme var. Bu malzemeyi nasıl puana çevirebilirsin? Nasıl hamle yaparsın? Bunu görmek istiyor Fenerbahçe taraftar Ve bunu göremediği için zaten biz bu konuşmaları yapıyoruz. Evet. Bir de e, biz mesela bunu çok konuştuk. Şimdi her gün burada e, yayın yaptığımız için. Transfer döneminde en çok merak ettiğim konu benim. Fenerbahçe'nin bir golcü alıp almayacağıydı. Hatta burada bir tablo verdik. Fenerbahçe'nin dedik golcü oyuncuları Pelkas Ozan dörder gole sahip. Hatta tuttum bunu Fenerbahçeli arkadaşlarıma sordum serviste. Çok güzel bir anket yaptık yani aramızda. Dedim ki kimdir Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu? Ozan diyen oldu, Pelkas diyen oldu, Tiam diyen oldu. Vaa Valencia atmıştır abi dediler vesaire. Gol sayılarını çoğu bilemedi. Sonra dedim ki Galatasaray'da Falka kaç gol atmıştır? Bilemediler. Hani 3 diyen oldu, 4 diyen oldu. 5 gol var. E, Tiam'ın da 5 golü var. En golcüsü Fenerbahçe. E, Tiam bir de şu 4 haftadır atıyor yani. yani. Ligin ilk yarısında neredeyse hiç gol atmamış ya, bir oyuncudan İlk varsınız. yarıda son, son dokuz oynayıp maçın... oynamadığını hatırlamadım Falcao'nun 5 golü var. Penaltı vesaire demesinler ya. Yani. Tam 3'ü penaltı ama neticede 5 golü var. Ama Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusunun 5 gol olmaz. Ve devre arasında hiç aklına gelmedi belki de Fenerbahçe'nin oyuncu transferi. Forvet attığın oyuncu transferi. Ya zaten şöyle sorayım. Ben sana farklı bir yerden sorayım. Fenerbahçe'nin Santrafor'u kim? Bravo. Bu, bu, bu sorunun cevabı yok. Yani Sezon başında Samatta diye biz öngörüyorduk mesela. Niye? Bon servisine bakıyorduk çünkü. Sezon sonu 6 milyon euro yazıyor orada. Ona bakıyoruz yani. Ya şimdi Fenerbahçe'nin santrafor diye adlandırabileceğin oyuncular var. Kim bu? İşte tiam kim? Sise kim? İşte Adem'iydi gitti. Samatta. Ee, Samatta. Ama bunların hiçbiri... Bu oyun içerisinde yani Fenerbahçe 4-2-3-1 oynuyor. 4-2-3-1'deki Santrafor kim diye sorduğun zaman 4-2-3-1'in Santrafor olabilecek özelliklerde bir oyuncusu yok. Problem burada zaten. Dolayısıyla bu oyunun karşılığı bu değil. Sise yani, değil mi hocam? 4-2-3-1'in Sise olamaz mı? Normalde Sise evet ama Sise bu hafta oynuyor. Bir hafta evet. sonra yok. Tiyan e, 9 maçta 5 gol atıyor. 2 asist yapıyor. Galatasaray maçında kimsenin aklına gelmiyor. İki gün sonra kupa maçında oynuyor. Yani değişik değişik bir şey var yani bir çelişkiler var. O çelişkiler zaten insanın kafasını karıştırıyor. Yani aslında burada çözülmesi gereken Fenerbahçe'nin oyun sistemini gözden geçirmesi gerekir. Bakın iyi hatırlayın sezon başında çok program yaptık beraber. 24. haftaya geldik. Şubat'ın ortasındayız. Ağustos'ta başladık. Diyoruz ki Fenerbahçe'nin oyun sistemi bu değil. Bu olmamalı. 4-2-3-1 değil. Fenerbahçe'nin oyuncu havuzundaki oyuncuların e, oyuna verebilecek oldukları oyunun adı 4-2-3-1 değil. Fenerbahçe buradan uzaklaşmalı diyoruz. Yani bunun adı 3-4-3 olur, 4-3-3 olur. Daha nitelikli bir oyun olur gibi gözüküyor. Özellikle öndeki üçlü. Yani o çünkü hiçbirisi evet normal şartlarda 4-2-3-1'in karşılığı sise en ideali diyelim. Karşılığı demeyelim. Ama bununla beraber değiştirebilecek olduğum mesela ben bunu bekliyorum yarın. Fatih Karagümrük müsabakasında bu oyun şeyle çıkarsan yine hayal kırıklığı yaşarsın. Valencia mı şu, an, şu andaki şu oyuna baktığın zaman hani bizim herhalde bir bilgi geldiği için siz bunu bu şekilde tabii. veriyorsunuz. Ya şimdi şu aklınıza yatıyor mu? Ya Valencia kariyerinin hiçbir noktasında burada bu te tek santrafor olarak oynamadı mı? Oynamadı. Oynayabilir mi? Oynayabilir ama bu değil. Valencia tipik bir kanat oyuncusudur. Özellikle sağ kanatta oynar. West Ham United'de böyle oynadı. Diğer takımlarında bak burada çıkar yani iki tane gol atar. Birileri de der ki ya hocam ne anlatıyorsun? Dün akşam anlattın adam bugün ikisi. E canım Onye Kuru da bir santrafor gibi. gibi. değil ama ilk maçında attı hocam iki tane. yani. Şu, yani şu tekrar arkadaşlar kadroyu versin. Mesela buradaki şu oyun düzeni içerisinde burada oynayabilecek en ideal yani bu oyunla oynayacaksan Tiam alırsın. O say Samuel'i sol alırsın, Valencia'yı sağ alırsın. Valencia sol ön oyuncusu da değil. Bak yine orada bir yanlışlık var. Ya yani bunları doğru okumak lazım. Ama Fenerbahçe'nin oyunu bu olmamalı. En büyük benim burada ısrarla söylüyorum. Bakın sezon başından beri hiç tarzımı değiştirmedim. Ne dedim? Fenerbahçe'nin oyunu 4 2 3 1 değil. Bu kadro yapısı. Ne peki bu, hocam? Ne oynar? 4 3 3 bence Fenerbahçe. Ya üçlü de oynarsın. Bak Türkiye'nin Şimdi buraya, şu kadroyu hocam, bak, şu muhtemel 11'i... Şuraya geldin. Serdar aldın. Tis... Çünkü Mesut Birlik'i yedek. İrfan Can yok kadroda. Gustavo yok. Ee, şu eldeki Pelkas yok. Bu ya eldeki oyuncularla bu, ne oynarsınız? Ben 4 3 oynarım burada. Orta sahayı nasıl yapıyorsunuz? Ozan'ı Ozan, ı, Ozan ı aldım. E, şeye Aha. koydum. Defansın önüne gel. Dört, ya Sosa'yı bir tık öne al. 4-1-4-1 oyna. Bak Sosa'yı al öne. 4-1-4-1 oyna. Galatasaray bunu çok iyi beceriyor. Niye beceriyor? Çünkü orada Taylan var. Taylan topu iyi kullanabiliyor. Dinamik bir oyuncu. Rakibin ataklarını kesebiliyor. Ozan'ın bu özellikleri var mı? Rakip ataklarını kesebiliyor mu? Dinamik bir oyuncu mu? Agresif mi? Bu özelliklerin hepsi varsa o zaman bu oyunu 4, yani bu şekilde oynayacaksan 4-1-4-1 oyna. Ama Fenerbahçe'nin oyunu 4-3-3 çok daha ideal bir oyun olur burası için. Burada ikiliyi böyle, bu şekilde kullanırsan Sosa'nın o meziyetlerinden şey yaparsın Bak Nazım'ın da Caner'in de Çok farklı özellikleri var Buraya bir tane daha stoperi koydun mu Serdar'ı merkeze oynattın, Salah'ı solunda oynattın Sahne aldın, Tisserand Ya da herhangi bir ikisi oyuncu Nazım'ı al, 3-4-3 oynarsın ya Bu kadroda Mesela Çok hocam, da güzel iş yaparsın e, Valencia hep güçlü olduğu zamanlarda Önde oynamasına rağmen Savunmaya da çok katkı verdi Diyelim ki Fenerbahçe üçlü bir oyun tercih etti. Nazım da son haftalarda Gökhan olmadığı için çok fazla yorulduğunu düşünürsek Valencia, Cuadrado modelinde olduğu gibi mesela, Kan Dobra'da olduğu gibi orayı girip wing, gelebilir wing mi? Back, wing back Yapar sistemi. mı orayı? Yapar tabii ki. Yani, o dinamizmi var. Bak dün akşam Barns'ı Chelsea maçını burada e, yayınladık. Ben de yorumcu olarak görev yaptım. Chelsea takımında tuhel üçlü başladı maça. 3-4-3 üç, üç başladı. Baktı Barns'ı çok önde basıyor. Ve oy, çıkamıyorlar bir türlü. Ne oldu biliyor musun? Dörtlüye döndü. İşte bu teknik adam yaratıcılığı. Ve oyuna yaptığı iki hamleyle maçı kopardı. Chelsea, Banzi'yi de plasmanla yendi. FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi. Biz bunu görmek istiyoruz. Erol Hoca'dan oyuna müdahale etmesini görmek istiyoruz. Yani teknik adamlık budur zaten. Bu bu şekilde çıksın yarın akşam bir ayağı kırıklığı yaşar. Çünkü mümkün değil bu takımı bu şekilde oynaması. Peki ee, şimdi iyi ihtimalde Fenerbahçe zaten kazanırsa Hoca yeniden bir kredi kazanmış olur. İyi oyun, oyunla gelirse bu o, evet Erol Hoca iyi oynattı deriz vesaire ki Karagümrük dişli de bir takım. Öyle çok fazla e, kaparan bir takım da değil. Nasıl bir oyunu ortaya koyar yine topu rakibine mi bırakmak ister Fenerbahçe bilemiyoruz açıkçası. Yarın... Ya bir şey söyleyeyim. Fatih Karagümrük'e Karagümrük topu bırakırsan <laughs> yani zaten Fatih Karagümrük <laughs> şu ana kadar oynuyorsa... gördüğün Biglia'da oynuyorsa şu ana kadar görmüş olduğun senaryoda Fatih Karagümrük'e topu bırakırsan Fatih Karagümrük Topu iyi kullanan bir takım. Topu rakibe bırakabilecek olduğun takımlar var. Topu rakibe bırakamayacak olduğun takımlar var. Karagümrük bırakamayacağın takımlar kategorisinde. Tabii eşlik edersen çünkü orada. Yani resmini görür. öyle söyleyelim. Olumsuz bir durum. Şimdi herkes konuşuyor tabii ki. Bir ihtimal var söylenti demeyelim bunu ama... ...herhangi bir olumsuzlukta ne olabilir konuşuluyor. Genellikle de böyle durumlarda yabancı teknik adam tercih edilmez. Çünkü gelecek yeniden ligi işte öğrenecek vesaire onu anlatacaksın. Çok uzun hikaye bu. Bir yerli teknik adam olur böyle bir durumda. E şimdi şöyle bakıyoruz. Hani olabilecek boştaki tek teknik adam Okan Buruk gibi duruyor. Ee, diğer yandan da bir ihtimal daha var. Emre Belezoğlu sahi iner mi? Hangisi daha yakın? Ya da bir aklıma <laughs> gelmeyen başka bir şey var mı bilmiyorum. Var mı evet aklına başka bir isim. Bu ihtimaller konuşuyorlar. işte bugün gazetelerde de haberler vardı. Hı hı. Yani Daha ben, ütopikleri de var. Evet, çok ütopik geldi mesela bu, bugün. <laughs> Şenol Güneş'in e, Fenerbahçe'ye bana e, çok Çeklik ütopik geldi. Yani, olma ihtimali bana göre yüzde... Yüzde sıfır deneyim. Yüzde mesela bana göre yani Şenol Hoca'nın Fenerbahçe'nin başına gelme ihtimali yüzde bir gibi görünüyor. Niye böyle görünüyor? O da son yıllardaki işte evet. E, yani iki ya Fenerbahçe camiasının Şenol Güneş'e karşı olan ne bileyim karşılıklı söz düellosu diyeyim yani en kibar hmm. haliyle birbirlerine karşı. Dolayısıyla da ya şimdi bir antrenör değişimiyle ilgili e, yabancı mı yerli mi ne olur gibi meselelerde ya bir kere şu var. E, Türkiye'de futbol çok ayrıştı yani kulüpler bazında çok ayrıştı sen sen şimdi mesela Okan Buruk diyorsun da iyi bir hocamı iyi bir hoca Başakşehirin neticede lig şampiyonu yaptı fakat Emre Belezoğlu'nun... işte biraz oradan takım zaten zaten arkadaşlarının geliyor. ötesinde ne bileyim şah İtalya'da aynı evde kaldılar falan inter'de oynadılar bilmem yani bir sürü şey yan yana koyarsın ve fakat yani Okan Buruk'un Fenerbahçe Camiası tarafından kabul görmesi ...çok kolay olmaz. Ben mesela Abdullah Hoca... ...boşta olsaydı, Abdullah Avcı'nın... ...Erol Bulut'la ilgiler bir karar alacak olsalardı... ...Abdullah Hoca olacağını... ...tahmin ediyordum. Ama şu an görünen o ki... ...yabancı hoca olma ihtimali... ...daha yüksek yerli hoca olmasındansa. Ama Emre Belezoğlu... ...sahaya iner mi? Valla kariyer planında hatta... Emre'ye röportajlarda hep soruldu yani kariyer planınızda böyle bir şey var mı dendiğinde aslında ben teknik direktör olmak istiyorum diyor. Yani e, bunda saklamıyor zaten Emre Belözoğlu. Ya olur mu olur. E, ben olmaz diyemem. E, ha olursa ne olur kısmını. E, bundan daha kötü olmayacağı kesin diyerek. Yani Çünkü bu, ya bak biraz evvel hoca anlattı ya Koray hoca hani formasyonlarla ilgili konuşuyor. Yani biz ne dedik? Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu futbol kural kitabında yazan bütün formasyonları o, oynamaya yetkin. O yüzden zaten hani Fenerbahçe'nin e, kadrosundan beklenen oyun çok yüksek. O yüzden Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe yönetimi de Erol Hoca'dan böyle bir oyun talebinde bulunuyor. Çünkü biliyorlar ki bu kadro çok daha iyisini oynayabilir, çok daha iyisini yapabilir. E, dolayısıyla da ya yani Fenerbahçe'nin sahada formasyondan ziyade bir eee bir zihniyete bir bir duygu e, birlikteliğine ihtiyacı var. Yani şu an Fenerbahçe'li oyuncuların e, oynadıkları oyundan çok keyif aldığını görmüyoruz yani. Bak Beşiktaş'ta oyuncular oynadıkları oyundan keyif alıyorlar. Bir oyun sürekliliği var, bir bir e, oyun istikrarı var. E, yani Fenerbahçe'nin belki de şu an en çok eleştirilmesinin sebebi bu. Yani bir oyun istikrarından e, bahsetmek çok mümkün değil. O yüzden yani Emre Belözoğlu'nun sahaya inme ihtimalini ben ilerleyen süreçte çok düşük görmüyorum. Yani Emre Belözoğlu eğer Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut'la ilgili bir karar alırsa ki şu an böyle bir şeye gerek yokmuş gibi görünüyor. Çünkü puanlar da ne eşit. ama diyelim ki hani senaryo böyle ilerledi. Hani bir yerli antrenör yok şu an Fenerbahçe'nin hani gidip de çünkü Ersun Yanal hamlesini bence biraz erken yaptılar hani kokudan sonra, Hı -hı. kumandan sonra Ersun Yanal hamlesi biraz erken oldu. Eğer Ersun Yanal'ı göreve getirmemiş olsalardı Ali Koç yönetiminin şu an elinde bir koz olabilirdi ama şu an Fenerbahçe'nin antrenör olarak çalışabileceği yerli antrenör sınırla, limitli hatta yok denecek kadar az. Doğal olarak da yani yabancı antrenörle ilgili seninle aynı fikirdeyim. Yani çok olağanüstü kariyerli bir teknik adam değilse işte hani Koku kariyerinde Hı. teknik direktörlük olarak futbolculuk olarak değil. Yoksa Koku'nun futbolculuğu, teknik direktörlüğünün bayağı önündedir. Eee koku gibi bir deneyim yaşamaktansa Emre Belözoğlu'nun zaten hayali olan teknik direktörlüğe teknik direktörlük koltuğuna oturma ihtimali ben az bulmuyorum. Yani Daum hocayken Aykut Kocaman sportif direktörken Daum sonrası Aykut Hoca'yı izledik. Evet. Bülent Uygun'un da böyle bir görevi vardı Sivasspor'da. Sonra sağ kenarına geçti ve e, teknik direktör olarak yoluna devam etti. E, Okan Buruk konuları konuşulunca ya olur mu acaba hani Galatasaray'da oynamış daha çok Beşiktaş'ta atılan e. ee, ismi. Beşiktaş'ta da forma gider ama işte Mustafa Deniz örneği var elimizde. Çok iyi hatırlıyorum ki e, Aziz Yıldırım Fatih Terim'e bir teklifte bulunmuştu. Hatta bu e, sorulmuştu. Hatta Altan abi bu sabah e, söyledi Fatih Terim'e e, soruluyor milli takımın başında o sırada ya yani böyle böyle bir durum var. Ne diyorsunuz diye sorulduğunda o zaman Tanyevichen Fenerbahçe'nin milli takımı çalıştırıyordu ve Fatih Hoca demişti ki Tanyevich hem milli takım hem Fenerbahçe'yi çalıştırıyor. Orada oluyor da burada olmuyor mu diye hayır değil böyle bir cevap vermişti mesela. Belki de kabul Ama etse o dönem. Fatih Selim Fenerbahçe'nin başını izlerdik. Eee yani. Ünal Aysal dönemindeki Galatasaray Fatih Terim ilişkilerinde o argümanı kullanmışlardı diye hatırlıyorum ben. de. Yani hem milli takım hı. teknik direktörü hem Galatasaray teknik direktörlüğü yapmıştı bir ay. Sanki orada kullandı gibi gel gelmişti bana. Olmaz olabilir belki ben de biz de karışın oluruz. Aziz Başkan dönemindeki Fatih Hoca meselesi daha eski gibi geliyor daha eski bana gibi. yani. Ee, ama diyorum ya bak şu an kulüpler ve e, futbol dünyası bence 15 yıl öncesine göre çok daha fazla ayrıştı. Dolayısıyla da yani Galatasaray'la bir Galatasaray'la e, artık ismi simgeleşmiş bir ismin Fenerbahçe'ye çalıştırma ihtimali çok yüksek görmüyorum. Keza aynı şekilde Beşiktaş Fenerbahçe e, örneği de çoğaltılabilir bunları. O yüzden diyorum yani Okan Buruk Fenerbahçe işi bana çok yakın gelmiyor. Hele Şenol Güneş Fenerbahçe işi bak %1 o da hani gazetecilikte %100 olmaz diye söylüyorum. Hani olur ki yani %1 olmaz. yani normalde %0'dır yani Şenol Hoca'nın Fenerbahçe'de çalışma ihtimali. Yani Fenerbahçe'nin Şenol Hoca'yla çalışma ihtimali. O yüzden ee, şu an kulüpler maalesef yani camialar biraz ayrışmış durumda olduğu için Okan Buruk da bana çok yakın gelmiyor tabii ki Yani bunlar hani e, taraftarlar arasında, futbol severler arasında konuşulduğu için söylüyoruz Hocam siz ne dersiniz bu duruma? Olur da şayet Karagümrük maçını kazanamadı ya da işte yine kötü futbolla mağlup oldu diyelim Fenerbahçe Önünde zorlu bir fikstür var Burada farklı senaryolar ön plana çıkabilir mi? Öncelikle herhalde bunu Kara gümrük müsabakası sonrası yapmazlar diye düşünüyorum. Bir iki üç maç daha beklerler. Bu gibi durumda eğer e, Emre Belizoğlu sportif direktörlükten buraya inerse benim adıma büyük ayak kırıklığı olur. Sebebini anlatayım çünkü ülkemizde bu, bu bu bir moda oldu. Bu modaya ayak uyduran kişiler var. E, sportif direktörlük bu değildir. Yani siz hiç ben Dünya Futbol üzerinden gidelim. Juventus'un sportif direktörü işte e, hoca ayrıldıktan sonra teknik direktör oldu. Duydunuz mu? Veya Barcelona'daki sportif direktör işte hoca gittikten sonra Barcelona'nın sportif direktörü. Duydunuz mu? Real Madrid'de böyle oldu. Veya Manchester United'in sportif direktörü Alex Ferguson gittikten sonra teknik direktör oldu. Bu bizim ülkemize has bir model. Bana sorarsan çok doğru bir model değil. Çünkü sportif direktörken teknik direktörlüğe geçmek bir model olabilir. Bizim ülkemize has bir model. Bunun üzerine altını çize, çize tekrar ediyorum. Bu sefer şu sorgulanmaz mı? Peki Emre Belezoğlu'nun boşalttığı koltuğa gelecek olan sportif direktörlükte bir sonraki şeyde Emre Belezoğlu ayrıldığında teknik direktör mü olacak? Öyle bir değişimi de şu olmuyor hocam. Tekrar o sportif direktörlük görevi de olmuyor. <laughs> Orası öyle devam ediyor boş koltuk. Bazı teknik yani boş... direktörler de mesela sportif direktör istemiyor. Değil mi? Yani... yani dolayısıyla bu bunu sorgulamak lazım. Bana sorarsan çok doğru bir yapı değil. Yani bunun örneklerini ülkemizde geçmişte de gördük. Ee, olabilir mi? Bence olmamalı. Bence Emre Belözoğlu kendini o şeye sokmaz. Şu an itibariyle en azından bu şey yapmaz, devreye girmez diye düşünüyorum. Yabancı bir teknik direktör olabilir. Ee, ama bunu da şu anda şu şu anda konuşmak çok doğru değil. Fenerbahçe bu kararı verirse ortaya çıkacak olan isimler 3 aşağı 5 yukarı herhalde belli. Kafamızda bizim kulağımıza, sizin kulağınıza ve kamuoyunda oluşan birkaç isim var. Bunu o zaman değerlendirmekte fayda var. Şu anda Erol Hoca'nın 24 saat sonra bir müsabakası var. Hatta 24 saatten daha da az. Dolayısıyla hani kimseye de şey yapmayalım. Bu çok doğru kelimeler değil yani bunlar. Çünkü görevde birisi var. Ama bir öngörü şey olarak sorarsan bu önümüzdeki 2-3 maç sonra yapılacak bir hamle olarak çıkar karşımıza. Peki. Galatasaray'ı konuşalım o zaman biraz. Galatasaray'da derbi sonrasında Alanya Spor mağlubiyeti kupada moralleri nasıl etkiler Kasımpaşa maçı öncesi i̇lk yarı bu bir oyunu düşüş müdür motivasyon kaybı mıdır yani Alanya karşısındaki ilk yarı futbol felaketti yani çok evet. kötüydü ama ikinci yarı oyunu toparladılar oyunun sonlarına son 10 dakikada iki tane golle yani 3-2'ye bağlayabildiler maçı ama genel anlamda şunu söyleyeyim Galatasaray'ın Kupa performansı, Alanya performansı biraz akıllarda soru işareti bıraktı. Hatta Fatih Hoca'nın da maç sonu yaptığı ya işte ikinci yarıdaki oyunun üzerinde durmak lazım meselesi. Eee Galatasaraylı futbolcuların da bence dikkate alması gereken bir konu. Çünkü bazen antrenörler futbolcularını üzeri kapalı medya üzerinden eleştirirler. Mühim olan futbolcu bunu ne kadar alıyor? Ne kadar bunu dikkate değer buluyor ve nasıl söyleyeyim? Bununla ilgili en azından icraatta bulunuyor. Burası önemli. Vallahi yani Galatasaray'da genel anlamda şöyle bir durum var. Yani sadece Alanya maçı üzerinde söylemiyorum. Eee derbi kazandılar ve yani 20 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyetinin üzerine bir Kadıköy galibiyeti daha yaptılar. bireysel anlamda oyuncuların ee, dönem dönem eleştirilse de çıkış yaptıklarını görüyoruz. Yani mesela en basit örneği Tayland. Ee, Tayland'ın Taylan'ın içinden bir Gerard çıktı. Yani kim bekliyordu Tayland'dan bu sezon böyle bir performans? Şimdi sezon başına dönelim. E, ee, Jean-Michel Seri ayrıldı takımdan kiralıktı. Lomine ayrıldı takımdan kiralıktı. Dolayısıyla e, Galatasaray orta sahaya Etebo'yu aldı. E, Etebo bir altı numara değil. Evet dönem dönem altı numara oynadığı maçlar var ama bir altı numara değil. Bir önlü libero değil. Dolayısıyla orada bir kafa karışıklığı e, olmuştu sezon başında Galatasaray camiasında ve taraftarlarında. Ama e, Fatih Hoca Taylan üzerinde ısrar ederek e, Sadece bambaşka bir kapı açtı. Çok pardon lafını hı hı. böldüm ama sadece Taylan üzerinde değil, sistem üzerinde ısrar etti hocam. Evet ya yani dörtlünün önünde tek, tek altı tek numarayla oynadım. oynarım diyor. Ya bak bugün farklı bir arayış içerisine bak girmedi. Yıllar sonra orada tek oynamıyor hoca hoca yani. Estağfurullah Bak bugün Beşiktaş'ın oynadığı oyunun evet. başarısı ve istikrarı da buna bağlı. Yani evet. Josep de Souza'nın Fenerbahçe döneminde Mehmet Topal'la ikili oynadıkları dönemde... Hı. Bak Josep de Souza Fenerbahçe'de eleştirildi de... E, ama Beşiktaş'ta dörtlünün önünde e, oynadığı tek oynadığı dönemden itibaren hem Josef Souza başka bir boyuta geçti, hem Beşiktaş başka bir oyun oynamaya başladı. Ya bugün de Taylan'ın Galatasaray'da yarattığı etki bu. Yani Taylan çok geniş, çok konforlu bir oyun alanı buldu önünde ve e, ikinci topları toplama, dönen toplara vurma stoperlerin arasından top çıkarma. Yani zaten ayakları düzgün olan bir oyuncuydu. Yani o yüzden diyorum yani gerçekten içinden böyle hani bir Steven Gerrard yatıyormuş e, Taylan'ın. Redondo. Bu sene ona. Evet ya yani bu sene <laughs> açığa çıktı. Ayaklar düzgün, şutu var. Pas kalitesi çok yüksek. E, oyun zekası çok yüksek. Yani normalde baktığında yumuşak bir oyuncu orada top kesemez dersin. Fatih Hoca da diyor ki kesmesin zaten. Yani Jean-Michel Seri ile oynadığı oyunu hatırlayın geçen sezon. Hoca orada zaten bir kesici istemiyor. İstemediği kullanıcı. için ya, bir kullanıcı istiyor yani. O trafiği yöneten bir. Bu arada e, kadar Galatasaray sezon başı seri ya da Lemina'yı kiralasa Taylan bugün Taylan Taylan yok de. yani bugün Taylan diye bir oyuncu yok. E, hem dünya kadar maaş verecek üç 35 milyon euroydu çünkü ikisinin de maaşı. Bir de e, şu an Taylan'ın değeri belki de çift tanedir. Bon servis bedeli olarak. Yani hele bir de milli takıma seçilip ilk 11'de de oynarsa Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ki bence hak ediyor. Ama tabii Şenol Hoca'nın kararıdır. Bu anlamda daha da değerine değer katabilir. Şu da çok merak ediliyor Galatasaray'da. Varsa bir geniş kadroyu da görebiliriz arkadaşlarımdan rica edeyim. Şimdi Jason Fernandez geldi. Bu 4-1, 4-1 diyelim hadi Galatasaray'da şu ana kadar oynadığı sistem için. Nasıl dizersiniz siz? Burada kadrodan kesilecek isimler olacak. Feiguri de döndükten sonra özellikle. Ardayı mı keserseniz Belanda'yı mı keserseniz Fegüli mi yedek kalır Nasıl bir beklentiniz var ya Bir kere Savunma belli zaten Savunma bekali ee, Hoca bence 4-1 4-1'den vazgeçmez ee, Oraya Fernandez e, Gerson Fernandez iyi bir oyuncu Etkili bir oyuncu Çok da beğendiğim bir oyuncu ee, Ama bu Bu değişimi Fatih Hoca direkt hemen yapmaz Çünkü yaparsa Bu sefer takım içerisindeki adalet şeyi değişir Onyekuru'ya çok fazla ihtiyaç olduğu için o hamle yapılması gereken bir hamleydi. E, o, o yüzden Fernandez biraz daha zamanla bu takım içerisinde yer bulur. E, nasıl olur? İşte Fegoli sağda, Belhanda, Fernandez, Onyekuru. Ya da Arda, Fernandez, Belhanda, Fegoli. Yani gözüken bu. Yani ya bu arada Emre tabii Bu oyuncuların da hepsi oynayabilecek durumda olmuyor ki işte Arda'nın cezası, Orhan'ın cezası, COVID, Covid var, COVID, sakatlık tabii. var, ceza var vesaire. Bu yani bunları göz önünde bulundurduğun zaman bu alternatifli kadrodan Fatih Hoca çok en iyi şekilde faydalanacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın burada tabii ki performans olarak da baktığın zaman geride 23-24 hafta sonucunda ya bir de Muslera faktörü var. Yani tabii. şu 4-5 maçta ne kadar çok şey belli etti değil mi? Yani Galatasaray'ın şey zir ya. yarışında. Aklıma geldiği için soruyorum. Ee, kupa maçından sonra Levent abi dinledim. Levent Tüzemini. Güzel bir analizde bulundu. Biraz daha dikkatli izleyeceğim. Golleri de baktım. Biraz öyle gördüm ben de açıkçası. Şimdi sağ ayak iki yerden kırık. İyileşti. Bence kısa sürede iyileşti. Çok da çalıştı. Koltuk değnekleri de da çalıştı. Acaba Muslera'nın sağına gelen topta yerden geldiği zaman bir tedirginlik ya da bir e, orada zayıflık söz konusu mu bilmiyorum görebiliriz bu, mi bunu e, ya bu ister istemez olacak bir şey e, olan bir şey de yani çünkü o, o süreç kolay bir süreç değil bir kere mental olarak yani çok e, birkaç tane pozisyona gireceksin ki bunları Hı -hı. kafadan atabilmek vücudun ve beynin e, iki orada bir frekans oluşturması gerekiyor. Evet bu önemli bir nokta. E, bu tehlike arz edebilecek bir nokta ayrıca. Bu kadar fark edebilir diyorsunuz Tabii. yani. Ya çünkü baktım da hani özellikle sağ çaprazdan yediği gol Muslera'nın yiyeceği bir gol değil yani. E orada çok yakından geliyor tam bir tedirginlik hissettim ben açıkçası ya da çok fazla çalıştıramamıştır o bölgeyi. Orası biraz daha gelişmeye muhtaçtır. Bu da olabilir. Ya şu bir gerçek tabii Erkut. Yani Muslera'nın ayakları önemli mi önemli ama Muslera'nın elleri çok iyi çalışıyor. Yani şu bence, hocam yatamadıktan önce, sonra olmuyor yani şu, şu <laughs> atlamak yani, lazım yani. oraya Kupa'da belki öyle değil ama şu ana kadar ligde geride kalan maçlarda şu Galatasaray'ın performansının en büyük katkısı Muslera evet. takımı oyunda tutmak Fenerbahçe müsabakasında da bir iki tane uzaktan atılan şutları çok net temiz bir şekilde çok rahat bir şekilde yani sanki şut atılmamış gibi kurtarıyor o da onu farklı kılıyor işte Mustafa Muhammed'i nasıl buldunuz? Reklama gideceğim ama kısa cümlelerle nasıl değerlendiriyorsunuz? Hoca hiç ...affetmiyor yani uzun süreler... <laughs> ...vermeye başladı üst üste maçlara çıktı... E, ...Nihat Kahveci güzel bir yorum yaptı... ...herhalde dedi hani uçakta... ...gelirken biraz <laughs> antrenman yaptı ki... ...o bu kadar hazır diye... <laughs> zaten oynayarak geldi zaten evet. oyuncu yani... ...zaman ekten oynayarak geldi... ...Mısır milli takımının da oyuncusuydu... ...gerçi son kadroya çağrılmadı ama... ...ya şu an e, her şey iyi gidiyor gibi... ...görünüyor Muhammed Mustafa için... Yani ...bir kere e, şut kalitesi iyi... ...özellikle kafa şutları... Ee, hani o voice analizlerine baktığımızda çok net görünüyordu. Hava hakimiyeti. Hava çok. hakimiyetinin niye olduğu görülüyordu. Ya yani ben mesela hani da Mısır Ligi izlemiyorum şimdi. Ee, e, ama hani bunlar ilgili analiz e, uygulamaları var, programları var. Oradan e, takip ettiğimiz kadarıyla böyle bir oyuncuydu ve geldiği geldiği günden itibaren de aslında eee o, o analizlerin doğru olduğunu ispatlamaya başladı. Yani Fenerbahçe maça, maçında attığı o ayak içi plase onun öncesindeki çalım topu alma falan çok çok klas santfor hareketleri ve bitiriciliğiydi. Yani şu an her şey iyi gidiyor. Mustafa Muhammed ve Galatasaray için. Yani iyi başladı. Beni izlemeye devam edin diyor. Yani şu ana kadar verdiği mesaj bu. Beni izlemeye devam edin. Peki, bir ara rica edelim şimdi sizden değerli izleyenler. Devam edeceğiz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.